Tekrardan merhabalar. Son oturumumuzda Colgate-Palmolive Müşteri Geliştirme Grup Müdürü Can Arıt ile birlikteyiz. Can Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben sunumunuzu yapmak üzere sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar tekrardan herkese. Günün son sunumuymuş anladığım kadarıyla. Umarım sizler için keyifli geçiyordur. Ben de önümüzdeki yarım saatlik süreçte sizlere çok kısa kendimden ve kariyer yolculuğumdan bahsedip daha sonra Colgate hakkında bilgi verip en sonda Colgate'deki öğrenci ve mezunlar için fırsatlarımızdan bahsedeceğim. Kalan zaman doğrultusunda da sorulara cevap vermekle süreci kapatmayı düşündüm. Çok hızlı kendimden bahsedecek olursam 1989 yılında İzmir'de doğdum. İsmim Can Arıt. Hayatımda birkaç tane dönüm noktası var. Bunlardan birkaç tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. 2004 yılında aslında ilk büyük dönüm noktası liseye yatılı bir okulda okumak üzere İstanbul'a Deniz Lisesi'ne geldim. Askeri bir okul. Devamında 2008 yılında Deniz Harp Okulu'na geçtim. İkinci büyük bir dönüm noktası radikal bir kararla tekrardan sivil hayata dönüp bu sefer mezun olmaktan gurur duyduğum İTÜ'de Endüstri Mühendisliği bölümüne girdim. Ve burada aslında iş dünyasında beni hazırlayan kısım olarak buraya koymak istiyorum dönüm noktası. Burada tabii ki üniversite kadar da içinde yer aktif olarak hem üye olarak hem yönetim kurullarında yer aldığım İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü. Bu yıl 30.sı yapılan eminim duymuşsunuzdur İTÜ'nün 20.sini o zaman biz yapmıştık. Ve yine bu kulüplerin çatısı altında olduğu STİM ve MT'de de aktif görevler almıştım. Hatta kulüpçülükle ilgili sorular da eminim vardır kafanızda geliyordur da aktif de bir kulüpçüydüm. Ve bundan yine herhalde 10 yıl önce 3İK'nın bir tane o dönemler Polonezköy'de bir etkinliğine katılmıştım. Şu an o aklıma geldi sunum başlarken onu da sizinle paylaşmak istedim. Ve 2014 yılı... Yaklaşık 9 yıldır çalıştığım Colgate'e katılmam. Burada 3 fotoğrafla size aslında Colgate'i anlatmak istiyorum. Birincisi en başta Corporate Life Beyaz Yaka o plaza aklınıza geldiğinde fotoğraf. O onu temsil ediyor. Bir müşterilerimizle yaptığımız bir toplantı çıkışı. İkincisi ekip olarak hep birlikte katıldığımız bir takım çalışması gösterdiğimiz bir voleybol maçından bir fotoğrafımız. Ve son olarak da aslında bir şirkette güler yüzle ve mutlu bir şekilde çalışmanın anahtarı olan uzun saatler süren bir toplantının sonrasındaki herkesin gülücükleriyle bir poz verdiği fotoğrafı buldum ve bunu koymak istedim. Kısaca Colgate'deki yolculuğumdan bahsetmem gerekirse de 2014 yılında aslında İTÜ'den mezun olduktan sonra ben profesyonel anlamda stajlarımdan sonra başladığım ilk yer Colgate'ti. Müşteri geliştirme departmanının altında aslında tam bu noktada buna da değineyim. İleriki noktalarda hep müşteri geliştirme diye geçecek. Aslında müşteri geliştirme departmanı dediğimiz eski klasik ismiyle satış departmanı. Biz buna neden müşteri geliştirme diyoruz Colgate-Palmolive'de? Çünkü klasik anlamda sadece bir ürünün bir noktaya satışı yapmak ötesinde beraber çalıştığımız müşterilerimizle beraber içinde bulunduğumuz kategorileri nasıl daha ileriye taşırız? Bunun sürekli çalışması ve çabası içerisindeyiz. Dolayısıyla kendimizi de satış müdürü, satış çalışanı değil, hep müşteri geliştirme departmanı olarak adlandırıyoruz şirketimizde. 2014 yılında asistan müşteri yöneticisi olarak başladım. Bir yıl sonra İzmir'de yine Colgate'in içine bir fırsat çıktı. O dönem bölgede Kipa Pehlivanoğlu müşterilerinden sorumlu olarak ve bölge sorumluluğuyla İzmir'e releke ettim. Daha sonrasında burada geçirdiğim iki güzel yılın sonrasında tekrardan İstanbul'a çok daha bir fırsat için indirim kanalı dediğimiz hepimizin bugün alışveriş yaptığı A101 BİM ve Şok marketlerinden sorumlu kanal müdürü olarak döndüm. Buradaki geçen 3 yorucu bir o kadar eğlenceli yılın sonunda da birçok firmada yine ticari pazarlama, kanal pazarlama dediğimiz aslında şirketlerdeki müşteri geliştirme ve pazarlama departmanlarının tam ortasında yer alan Perakende Pazarlama Departmanı'nda görev aldım. Ve yaklaşık 1,5 yıldır da şu an Türkiye'deki tüm direkt çalışılan yani büyük ulusal zincir Migros, Carrefour ve direkt büyük lokal zincirler artı parfüm, yine ulusal parfümerilerden bunlar da yine Gratis Watson's ilk çırpıda aklına gelenler. Bunlardan sorumlu müşteri geliştirme grup müdürü olarak çalışıyorum. Yaklaşık 7-8 kişilik bir ekiple direkt çalışıyorum. Bunun yanı sıra da tabii ki sahada yüzlerce bizimle beraber çalışan arkadaşlarımız da var. Olmazsa olmazlar, hepimizin hayatında olmazsa olmazlarımız vardır. Benim de 3 tane olmazsa olmazım var. Ailem, arkadaşlarım. Son yıllarda her ne kadar yüzümüzü güldürmese de Fenerbahçe ve hepimizin iş özel hayat dengesinde önemli o yer etmesi gereken bir şey tutunmamız gereken bir yer olmalı. Benim için de bunlar da seyahat etmek ve spor yapmak olarak söyleyebilirim.
Şimdi Colgate'e başlamadan önce aslında kısacık yüzleri gülümsetecek bir video ile başlamak istiyorum ki onun üzerine tüm konuşmayı kuracağım. Evet, az önce sunumdan önce başlayan video şu an başlamadı. Bir kere daha deniyorum, olmazsa devam edeceğim. Belki çocuğunun hayata bir adım önde başladığından emin olmak isteyen bir anne. Yepyeni bir şehirde... Belki çocuğunun hayata bir adım önde başladığından emin olmak isteyen bir anne. Yepyeni bir şehirde kendi yolunu çizmeye çalışan biri. Ya da ilk defa buluşan iki kişi. Herkes hayatın sunduğu sayısız ihtimalden doğabilecek fırsatlardan yararlanmayı, kendileri ve aileleri için daha iyi bir hayat kurabilme şansını hak eder. Biz insanlara sağlıklı ve güzel bir gülüş sunmak için varız. Çünkü gülümsemek yalnızca görünüşten çok daha fazlası. Her yönden sağlıklı olmanın en güzel ifadesi. Hayata güven ve iyimserlik dolu yaklaşmanın bir yansıması. Colgate olarak biz, herkesin gülümseyebileceği bir geleceği hak ettiğini düşünüyoruz. Ve dünyanın en çok kullanılan markası olarak, dünyayı herkes için daha aydınlık bir hale getirmeye kararlıyız. Evet, ufak bir video aksaklığı sonrası kaldığım yerden devam ediyorum. Umarım o az önce bahsettiğim yüzlerdeki gülücüğü bırakabilmişizdir. Çünkü aslında Colgate'in en büyük isteği, mottosu diyebiliriz, herkesin gülümseyebileceği bir geleceği hak ettiği düşüncesi. Hızlıca da Colgate'in tarihçesinden bahsetmem gerekirse 200 yılı aşkın bir tarihi var. Dünyadaki ilk diş macunu, ağız bakımdaki birçok yeniliğe ve ilke aslında öncülük eden bir firma olarak karşımıza çıkıyor Colgate Palmolive. Şu an dünyada toplam 80 farklı ülkede operasyon gösteren bir yapısı var Colgate'in. Ana olarak ağız bakım, kişisel bakım, ev bakımı ve evcil hayvan gıda ürünleri, Hills markasını evcil hayvanı olanlar tanır, sahibiyiz. Ve 35 bin çalışanımızla beraber 17 milyar dolarlık bir satış hacmine sahibiz. Ve bu Kantar'ın globalde her yıl haneye giren marka penetrasyonunu veriyor. Bu ne demek aslında? Şöyle daha net söylemem gerekirse, geçtiğimiz yılda dünyadaki 100 evin 62'sine Colgate markalı ürün girmiş oluyor ve bu da bizi birinci sıraya taşıyor ve en yakın rakibimizin oldukça ötesi. Buradaki rakipten kastım da herhangi bir marka olarak düşünebilirsiniz, içinde bulunduğumuz kategorilerden bağımsız. Bu bizim ne kadar fazla insana aslında dokunduğumuzun bir göstergesi. 80 ülkede operasyon gösteriyor dedik ama yaklaşık 200 ülkede yaşayan insanlara ürünlerimizin ulaştığını biliyoruz. Ve birazdan detaylı anlatacağım. Parlak Gülüşler, Parlak Gelecekler eğitim programıyla da 1 milyarı aşkın çocuğun hayatına dokunuyoruz. Tabii ki bu tarz güçlü firmaları ayakta tutanlar da güçlü markaları olmasıdır. Colgate Palmolive'in de en başta Colgate, Palmolive, Hills, Elmex, birçok markası, hepsini saymayacağım, oldukça güçlü markaları var. Şirketin ana değerleri. Burada eminim birçok sunum izliyorsunuzdur, birçok kendi staj yaptığınız kurumlar, farklı içinde yer aldığınız kurumlar, her yerde değerler, misyonlar, vizyonlar, kağıtlar üzerinde yazılı şeyler vardır ama Colgate'de arkadaşlar bu iş çok sade ve basit. Yoldan geçen herhangi bir Colgate'li çalışanı çevirdiğinizde Colgate'in ana 3 değeri ne diye sorsanız herkesin bir çırpıda söyleyebileceği 3 tane ana değeri vardır. Bunun sebebi de bunun sadece kağıt üzerinde olmayıp çalıştığımız, yaşadığımız her gün bunu sonuna kadar hissetmemiz. Bunlardan en önemlisi caring. Kimi care ediyor, yani kimi önemsiyor, kimi
daha fazla aslında düşünüyor dediğimizde sadece çalışanlar olarak aklınıza gelmesin bu. Hem çalışanları, hem ürünlerimizi ulaştırdığımız tüm tüketiciler, hem birlikte çalıştığımız müşteriler, hem de tüm paydaşlarımız. Sürekli gelişim, continuous improvement, bu da aynı şekilde sadece ürünlerimizin gelişimi değil, çalışanlarımızın gelişimi, birlikte çalıştığımız iş ortakların gelişimi, projelerimizin gelişimi olarak düşünebilirsiniz. Ve tabii ki en önemlisi olmazsa olmazın global bir takım çalışması gerekiyor. Bu kadar büyük bir firmanın globalde başarılı olabilmesi için. Bunu şimdi biraz daha açacağım size. Çok güçlü global bir ekip var diyoruz. Ve aslında bu ekibi güçlü kılan yanı da biraz sonra göstereceğim haritada. Şimdi bu haritada gördüğünüz üzere dünya üzerinde yaklaşık 15-16 bu her yılda değişiyor, artarak devam ediyor. Türk vatandaşların çalıştığı Colgate ülkeleri olarak düşünebilirsiniz. Burada tabii ki hani Türk, neden biz Türk'üz diye bunu anlatıyorum ama bu bayraklar değiştiğinde pek bir resim değişmiyor. Burada Alman bayrağı, Suudi bayrağı ya da Amerikalı bayrağı olduğunda da benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Tamamen birbiriyle iç içe geçmiş global bir takımdan bahsediyoruz Colgate'de. Hadi gelin, bazı sorular var, gördüm Colgate'de çalışmak nasıldır, ne gibi şeyler önceliklidir gibi. Bunları birebir çalışan yöneticilerimizin ağzından dinleyelim. Colgate 26 years, started in information technology in Turkey. Many years ago when I was thinking that I'll only be in IT, then I did customer service logistics at the same time. I set up the warehouse in Gebze. Then I moved into sales where I set up the key accounts team. And after that became the sales director for Turkey. From there on, we moved as a family into Poland. Then I moved to Hong Kong, where we had Greater Asia from Hong Kong all the way down to Ukraine. After that, I was assigned to be in Paris to lead at the time what's called Global Export and North Africa. From there on, I was moved to Russia. After fourth year, we set up a hub in Russia, which included the Central Asian countries. From there, I moved to Dubai, where I now doing the job I'm doing today. I joined Colgate Palmolive Company in 2004 in Turkey. Since March 2018, I'm back home again. General Manager Colgate Palmolive Turkey. When I think about a career in Colgate Palmolive, I think the first thing would be it's challenging. Second, it's a lot of fun. Third, it's definitely, definitely rewarding. I had the chance to be part of the graduate trainee program, which is a rotational program, mainly focusing on sales and retail marketing. At the end of the program, I was offered a position in Dubai. I've been with the company for more than 21 years now. I have started in Turkey. After that, I moved out. It has been a very fantastic journey for me. I consider myself very lucky to work in such a great company. I started my Colgate journey in 2008 as an intern, then moved to part-time and then moved to full-time job opportunity in Colgate. I have been working in different customer service and planning departments, firstly based in Istanbul, and 6 years ago I moved to Dubai as the planning head for the NAMED region, where we are managing 39 different countries. Obviously with so many moves, I would say I feel like a citizen of the world. I've so far been about 6-7 moves, and I'm still going to have a lot in my career. It's fun working in this kind of diverse environment, and
meeting so many cultures. I also feel proud, mainly because of our, you know, social responsibility programs. And I would say that after so many years, I also feel basically at home. It's like working at home and, you know, within family. When I Evet, video biraz devam ediyor bu şekilde. Gördüğünüz gibi farklı kariyerin farklı noktalarında, farklı departmanlarda, farklı ülkelerde, farklı ırklarda çalışan bir sürü bu global takım oyuncusunun bir kesitini size izlettim. Bu video biraz daha devam ediyordu. Hem internet bağlantısında sanırım anlık kopmalardan dolayı böyle bir duraksama yaşadık. Hem de daha fazla uzamasın diye hızlandırmak istedim. Biraz şimdi Türkiye'deki rakamlara gelecek olursak da Colgate Türkiye olarak yaklaşık 155 tane beyaz yakalı ofis çalışanımız ve Gebze'de bulunan fabrikamızda da 270 adet mavi yakalı operatör arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. Bir sonraki madde bence çok önemli, çok değer verdiğimiz bir şey. Kadın erkek oranımıza baktığımızda %68'lik birçok firmaya kıyasla oldukça yüksek bir kadın çalışan oranımız var. Bu hepimizin gurur duyduğu ve biz erkekler olarak da çok mutlu çalıştığımız bir ortam yaratıyor. Her iki taraf için de diyebilirim. Bundan sonraki süreçte de 21 tane yaklaşık Türkiye'de direkt çalıştığımız müşterilerin yanı sıra distribütörlerimiz ve hemen hemen 100 bin tane mağazaya direkt giden bir ekipten bahsediyoruz. Milyonlarca tüketiciye de ulaştığımızı düşünebiliriz Türkiye'de. Türkiye'deki Colgate'in markalarına bakacak olursak da tabii ki hepimizin kullandığı Colgate, Palmolive ve çok güçlü bir lokal marka olan Hacı Şakir markası, Meridol markası sadece eczanede satılan bir ağız bakım markası, Protex, Snex ve Ajax markaları da Türkiye'deki diğer markalarımız olarak ön plana çıkıyor. Şimdi bir şirketin bulunduğu pazarda ne kadar sağlıklı bir iş yaptığı, ne kadar iyi yönetildiğinin göstergesi arkadaşlar pazar payıdır. Pazar payı da biz Nielsen'den takip ediyoruz. Nielsen dünyada bağımsız bir pazar araştırması şirketi. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Bugün satın aldığınız bütün ürünlerin datalarını toplayıp tekrardan bunları bir rapor olarak firmalara sunuyor. Colgate olarak diş macununda Türkiye'de ve dünyada lider markayız demiştik zaten. Türkiye'deki liderlikte Ciros alanındaki liderliğimizi sol tarafta ve daha da önemlisi aslında adet olarak liderliğimize baktığımızda da neredeyse satılan diş macunlarının yarısı Colgate'den satılıyor. Aşağıda da pazarda tahmin edeceğiniz diğer rakiplerimizin rakamlarını görebilirsiniz. Diş fırçasında da durum farklı değil. Burada da yine oldukça rakiplerine oranla lider bir konumumuz mevcut. Duş yerine geldiğimizde ise burada açık ara zaten Palmolive markası sorulduğunda duş yerinden de akla gelen ilk marka nedir diye sorulduğunda iki kişiden birinin cevap verdiği marka Palmolive ve zaten gördüğünüz üzere de tüm rakiplerinin, pazardaki bütün rakiplerinin toplamından daha yüksek bir paya sahip Palmolive markası. Şimdi de size firmamızın aslında sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk anlamında hangi çalışmalar yapıyor? Bunlardan bir iki örnek göstermek istiyorum. En somut elle tutulur örnekleri özenle seçtim sizler için. Dünyada ve Türkiye'de ilk geri dönüştürülebilir tüp ve kartonu Colgate diş macunu üretti. Yani biz diş macunu geri dönüştürülebilir kutu ve kartonu Colgate üretti. Yine aynı şekilde tüm diş fırçalarımızda ve diğer ürünlerimizde çok daha yüksek oranlarda geri dönüştürülmüş plastikler kullanıyoruz ve yine ilk flörürsüz diş macunu da çocuklar için özel Colgate tarafından üretildi. Palmolive markasına geldiğimizde ise tamamen %100 doğal içerikler, %100 geri dönüştürülmüş şişeler ve bu ambalajlarda plastik olmayan ambalaj malzemeleri kullanılıyor. Az önce Gebze fabrikamızdan bahsetmiştik. Gebze fabrikamızda sıfır atık sertifikasını Türkiye'de platinyum seviyesinde alan tüm endüstriler içerisindeki ilk fabrika. Bu da sürdürülebilirlikle ilgili konularda Colgate'in ne kadar hassas olduğunun aslında hepimiz için bir kanıtı ve göstergesi oldu. Bunu da yine sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. İki tane sosyal sorumluluk projesinden bahsetmek istiyorum sizlere. Birincisi yine az önce konuşmamda bahsetmiştim. Belki sizlere de denk gelmiştir. Parlak gülüşler, parlak gelecekler. Ufak bir video izleteceğim ve suyu koru, save water kampanyamız. Parlak gülüşler, parlak gelecekler projesi bizim oldukça önem verdiğimiz global bir proje. Türkiye'de de yaklaşık 15 yıldır 81 ilde
15 bin adet ilkokulda, 20 bin Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber 20 bin öğretmenin katılımıyla toplamda 15 yıl içerisinde 6 milyon çocuğa bir erişimimiz oldu. Biz burada ne yapıyoruz? Ağız bakım rutinini çocuklara anlatıyoruz. İnternet bağlantısı izin verirse bununla ilgili de çok kısa bir dakikalık bir video izletmek istiyorum size daha iyi anlatabilmek için. Güzel projemiz bizim için çok önemli çünkü çocuklar geleceğimiz diyoruz ve bu ağız bakım rutinini erken yaşta kazandırmadık mı bu iş ilerleyen yaşlarda çok zor oluyor arkadaşlar. O yüzden bizim çok öncelik verdiğimiz genellikle de 81 ilde bu farkındalığın belki de daha düşük olan bölgeleri tercih ettiğimiz bir proje olarak söyleyebilirim. Geçiyorum ikinci sosyal sorumluluk projemize. Save Water, suyu koru diyoruz. Ben burada hazır sizleri büyük bir kalabalığı yakalamışken şunu söylüyorum. Arkadaşlar dişimizi fırçalıyorken suyu kapatıyoruz. Eminim zaten bunu hepimiz yapıyoruz çocukluğumuzdan beri. Annelerimiz, babalarımız bizi bu konuda unutuyor. Ama bazen oluyor ya hani aklımız gidiyor, su açık kalıyor. O bir fırçalamada eğer o suyu kapatmazsak 16 litre su boşa akıyor. Bu da yaklaşık bir insanın 6 günlük içme suyu ve bir ağacın yeni dikildiğindeki 3 günlük su ihtiyacı. Bununla ilgili farkındalık yaratan çok güzel bir çalışmamız oldu ve bununla da ciddi ödüller ve çok fazla o dönemde konuşulmuştu. Belki de hatırlayacaksınız. Kısa bir video yine izleteceğim sizlere. Thank you.
Bu iki güzel projemizden sonra, sosyal sorumluluk projemizden sonra, az önce ben size müşteri geliştirme departmanı, eski adıyla satış departmanında çalışıyorum demiştim. Şimdi çok kısa hızlıca biz satış departmanında, müşteri geliştirme departmanında ne yapıyoruz? Aklında belki bu kariyeri seçmek isteyenler vardır, onunla ilgili bilgi vereceğim. Aslında basit olarak her firmada müşteri geliştirme departmanları, satış departmanları, fiziksel veya teknolojik ürünlerini, bizim FMCG sektörüne, yani hızlı tüketim sektörüne bakacak olursak fiziksel ürünlerini online mağazalar ya da offline mağazalar, bildiğimiz fiziksel mağazalar aracılığıyla tüketicilere ulaşmasını sağlamak. Bunu yaparken de aslında biz neyi yönetiyoruz arkadaşlar, onu söylemem gerekirse, şirketin finansalına direkt etki eden departmanda bulunuyoruz. Yani bu ürünlerin üretiminden, lojistiğine, pazarlamasından en son noktasında müşteriye ulaştırıp tüketiciye çıkması noktası şirketin aslında finansallarını oluşturuyor ve bir satış ekibinde çalışıyorken de bunlara direkt etki etme fırsatı yakalıyoruz. Ana sorumlulukları zaten bu işin yönetilmesi, az önce bahsettiğim tedarik zincirinin ve lojistiğin yönetilmesi ve finansalların yönetilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani ben aslında kısaca hep bu işe şöyle diyorum, kendi işinizin genel müdürü oluyorsunuz müşteri geliştirme departmanında çalıştığınızda. Müşteri geliştirme departmanı olarak size geçtiğimiz yıllarda pandemi döneminde yaptığımız bütün yıllık planlarımızı müşterilerimizle nasıl paylaştığımızı gösteren bir pandemide yaptığımız online, bir de bu sene yaptığımız fiziksel toplantıyı getirip aslında konuşmamı tamamlayacağım. Hızlıca videoyu açıyorum size. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Gülüm sevmeye devam. İnsanların, tüketicilerin ihtiyaçlarını zamanında onlara ulaştıran, temin etmelerini sağlayan kuruluşların bu sürece ne kadar katkıda bulunduğunu da görmemek imkansız. İnternetin izin verdiği ölçüde sizlere aktarmaya çalıştım. Bu pandemi süresince aslında aldığımız bir inisiyatifle beraber müşterilerimize bir sonraki yıl, yani müşterilerimizden kastımız da kimdir? Çalıştığımız Migros, Carrefour, Trendyol, Getir, A101, Beamshop, tüm bu müşterilerimize bir yıl sonraki planlarımızı detaylı olarak online bir ortamda hazırlayıp sunduğumuz, onların da tıpkı bugün olduğu gibi canlı yayında bizi izlediği bir ortam yaratmıştık ve çok büyük beğenili tepkiler almıştık. Sizlerle aslında bir müşteri geliştirme departmanında neler yapılırını güzel bir örnek olması için göstermiştim. Ve son bir videoyla da aslında ben sunumumun sonuna geliyorum. Bu pandemi dönemiydi demiştim ve gelin size bir de bu yıl bunu fiziksel ortamda nasıl gerçekleştirdik onu göstermek istiyorum. Carrefour. So it's become, you know, I expect to build into 2023, building on the momentum that we have. And
sunumumun sonuna aslında geldim diyebilirim. Bu 30 dakikalık kısa süreçte size Colgate'e dair, kendime dair, kariyer yolculuğuma dair bir şeyleri anlatmaya, müşteri geliştirme departmanına dair bir şeyleri anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Sunumu kapatmadan önce Colgate'in sosyal medya üzerinde oldukça aktif bir firmayız. Takip edebileceğiniz sosyal medya hesapları Instagram karakodu yanında görebilirsiniz. Ve son olarak da tabii ki sizler için, yani öğrenciler için nasıl fırsatlar var? İkinci ve üçüncü sınıf öğrencileri için hem yazın kısa dönem staj imkanları, hem de üçüncü ve yine dördüncü sınıf öğrencileri için de uzun dönemli intern fırsatlarımız oluşuyor. Her bir departmanın altında, sadece müşteri geliştirme departmanı değil, pazarlama, lojistik, diğer departmanlarda düşünebilirsiniz. Ve son sınıf öğrencilerimiz için de bizim yıllardır sürdürdüğümüz MT Leadership programımız var. Bu yılda aslında başvurularımızı 16 Nisan'a kadar uzattık. Yani hala başvurmadıysanız önünüzde bir 3 gün daha var. O yüzden ben de güzel bir zamanlamayla bu etkinliğe katılmış oldum. Kısaca süreç zaten bir CV elemesi, ardından telefon görüşmesi, bir case study ve sonrasında yapılan yüz yüze mülakatlarla sürecin sonuna geliyoruz. Ve Temmuz ayı başında da bu leadership programına başlayacak arkadaşları aramızda görmeyi bekliyoruz. Yine başvuru için de jobscolgate.com, yine ekranda bulunan kare kod üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Eğer biraz vakti bu internet sebebiyle de birkaç dakika açtık. Moderatör arkadaşlara bakıyorum. Vakit kaldıysa soru alabilirim. Ya da zaten soruları cevaplayacak şekilde sunum hazırlamıştım. Topu size bırakıyorum. Teşekkür ederiz Can Bey. İsterseniz, yani soruları da cevapladınız gerçekten. Sunumunuz gayet güzeldi. Teşekkür ederiz sunumunuz için de. Ben ek olarak şeyi belirtmek isterim. Bu sene ilk kez gerçekleşecek Leadership Development Program için başvurular uzatılmış sanırım. 16 Nisan'a kadar colgate101.com üzerinden başvurabilirsiniz arkadaşlar. Onu da duyurmuş olalım. Can Bey, size de çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Gayet keyifliydi. Ben teşekkür ediyorum. Biraz ufak teknik aksaklıklar oldu ama sorunsuz tamamladığımız. Evet, maalesef online tarafta bazı düzensizlikler oluyor internet açısından, ama gayet güzeldi. Biz hepsini izledik. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Umarım çok teşekkürler. Umarım keyifli bir sunum olmuştur. İyi günler, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Can Bey'e sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle bugün de noktalamış oluyoruz. Bu sene 21. kez düzenlemiş olduğumuz ve 3 gün sürecek olan kampüsün en keyifli alternatifi Online Career Summit'in 2. gününün sonuna geldik. Hep birlikte sektöründe önce şirketlerin birbirinden değerli yetkililerinden kariyer hayatına yön verecek birbirinden farklı deneyim dinledik. Bizim için çok keyifli geçen bir etkinlikti. Umarız sizin için de çok keyifli ve verimli geçmiştir. Verdikleri değerli bilgiler için tüm konuşmacılarımıza ve katılımlarıyla etkinliğimizi değerli kılan siz kıymetli genç yeteneklerimize çok teşekkür ederiz. Yarın saat 10'da tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.